Derbi bu. Derbiyi bilemem. Derbinin sonucunun ne olacağını bir kestirmem. Yorum da yapmam. Geçen Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçını oynadım. Bir sürü iddia kaybettim. Güvendim. Sinan abi 25 bin lira kaybetti. O ayrı. Hayır o da. O ayrı, bir de rezil olduk abi. Herkesle Beşiktaş'a güvendi. 25 bin liralık kıyafet ve yemek mi kaybetti? Kaşındım evet ya. Değil mi Sinan abi? 25 bin lira. Ben sana 25 bin lira. Kaşındım. Evet, hocam. Bak şimdi. Yani 250 lira falan değil. Hadi 2 bin lira. Hocam anlatıyorum. 25 bin lira servet takar. En son Necdet Şentürk'le beraber ne olur dedim. Fenerbahçe Beşiktaş farklı kazanır dedim yani. Fenerbahçe'nin gücü belli, şeyi belli falan filan dedim. Girelim. Girmem aslında iddiaya, biliyor musun? Bir daha da girmem. Bak girmem. Ersan Koç'a kaybettim, girmem. Birkaç tane daha var, unuttu. Ses yok, belki gelmez. Gelmez. Haber gelmez diye ondan hazırlanmıyorum. Bir daha da girersem, bir daha Beşiktaş maçına iddiaya girersem. Bugün Umut'la konuşuyorum, Umut Güner'le. Bugün Umut Güner'le konuşuyorum. Abi ben de girmiyorum dedi, iyi gelmiyor dedi. Bir daha da girmem. Aklıma bir şey geldi. Mesela iddiaya girmek istiyor musun? İsteyenle git, arkanda ben varım. Girmem bir daha. Sezon sonra Beşiktaş yaptım. Bugün kaşındım. Ne diye? Yine girdim. Ne? Aha Beşiktaş'ın maçına girmem. Yine Ersan'la Fener Bursa maçına girdim. Üç ihtimalli maç. Hayır. Bana beraberliği de veriyorum abi sana dedi. Yine girdim ya Ersan Koç'a. Fener kazanır mı aldı? Oğlum, Fener kazanır dedi. Kazanabilir abi. Ben de Bursa'ya inecek. Var mı abi Fener ben Bursa maçına? Ben de Bursa'ya inecek dedim. Hocam Bursa'da var. Aa! Bir dakika. Çok önemli. Ne var söyle ya? Ne var bunda? Kayseri yendi. Bursa'da mı yendi? Yazın. Öyle bir usul yok. Fenerbahçe Bursa kazanacak. Banko Bursa kazanır diyemez kimse. Banko Fener'in kazanma şansı daha yüksek. Kayseri yenmedi mi? Bursa'da iyi takım yenir. Yani ama bir daha demem. Demeyeceğim zaten yani. Yener de demeyeceğim. Yani temenni diyorum. Anladım. Galatasaray bu hafta Beşiktaş'ı yenecek. Ben bak bu simsiyah sakallarımı ortaya koyuyorum. Sakallarımı keserim diyorum. Sen Beşiktaş'ına güvenebiliyor musun? Beşiktaş Galatasaray'ı yener, ben de sakallarımı keserim. Bak şu sakalı göster. Sakalı yok diyor musun? Ya. Söyle. Olur mu, karizma var. Alişan da içerkenle girdi. Gitti ayakkabıyı aldı. 1850 ayakkabıyı aldı, tahsil etti. Alişan kazandı. Ece kız o da kaybetti iddiayı. Ece erken. Yanında bugün o hadiseler gelişti yani. Allah Allah. Ama olmaz. Hücumu alacağım ben. Bak. Onun nesini alacağım? Keser misin? Tamam Rasim'ciğim. Apocuğum. Korkuyor. Hocam. Korkmaz Sinan. Ertem'ciğim. Siz evet. De hepiniz şahitsiniz. Beşiktaş'ta evet. Sinan'la ya. Eğer Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse ben sakalımı burada stüdyoda keseceğim. Peki Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse sen de stüdyoda sakalını kesecek misin? Aynen. Salon Bey. Gelir sakalımızı keser. Evet bravo. Evet. Tebrik ediyorum. Bak ben bunu şimdi tweet atacağım. Bakalım hanginiz kazanacaksınız? Hanginizin sakalı tıraşlanacak? Atıyorum. Hocam Galatasaray yenecek. Attım. Sinan Engin sakalı gidecek. Vallahi. Bak göster. Gerekirse gider. Galatasaray'ıma, Igor Tudor'a güveniyorum. Igor Tudor ruhunu koyacak. Bu işi bitirecektir. Kazanırsan Ertem de kessin. Mevlüt. Eğer, Ertem keser bir şey söyleyeceğim. Mi? Eğer Galatasaray Beşiktaş'ı yenemezse buradan Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'a ve futbolculara sesleniyorum. Allah belanızı versin. Ya Rasim. Selamı kabre ya. Saçmalama tövbe. Öyle dersin ya. Okumayın abiciğim. Öyle dersin abiciğim. Öyle der adam da. Öyle kes tıraşı Rasim ya. Kes tıraşı Rasim ya. Kes tıraşı Ertem. Sen kestiriyor musun bana onu söyle. Sen de sakalı keseceksin. Bak taraftarlar sal bastırıyor. Sen de var mısın? Bakayım abi ne. Nasıl yani? Sakalı kestirmeye... Galatasaray yenerse var. Benim için %50 Galatasaray, %50 Beşiktaş. Ben karışma. Bu işleri ben karışma. %50 mi? Ben kalbin ne diyor onu söyle. Benim için ben reytingime bakarım. Ben reytingime bakarım. Nefes kesen derbi Beşiktaş kazandı. Bu haftanın diğer kazananı da Rasim Ozan Kütahyalı'ya karşı sevgili Sinan abi oldu. Sinan Engin oldu. Birazdan sakallar gidecek. Rasim Ozan Kütahyalı'nın sakallar kesilecek. Sakallar gidecek. Çok büyük bir sürpriz olacak. Birazdan Beyaz TV stüdyolarında. İlacın bende cebimde. Ben hazır getirdim ya bunu, ben Mevlüt'e vereceğim ya. İlacın bende Rasim. Onu mu keseyim?
Bundan kesecektik o bunu. Vallahi ben neyi keseceğimizi anlamadım. Bence yayını keselim. Gerçekten. Böyle saçmalık kardeşim. İyi tamam, ne yaparsınız yapın abi. Dursunuz ve gülüyor. Sakal gidiyor, inşallah başka şey gitmez. Kes tıraşı Rasim. Ben yapmayacağım ya. Tıraşı keselim Rasim. Vallahi. Evet. Yapacağız, ne yapalım, söz verdik. Yapacağız. Evet, birazdan. Bize Galatasaray aşkı bunu da yaşattı. Yapacağız, başka bir şey yok. Ne yapalım, söz verdik. 3 ay berber çıraklığı yaptım. Hem okudum, hakikaten, hem çıraklık yaptım. Vallahi mı? Neredeyse 35-40 sene olmuş. Elime bıçak, makas almadım. Rasim, oğlum. Evet hocam. Uygun görürsen ben gireyim. Bu işte bir tecrüben var mı yok? Sonra bak ben canlı yayında... 3 aylık. 3 ay aylık. Eski teçhizatlar, eski makaslar. Yani bir berberlik eğitimim var. 3 ay ve o zaman ustam bana... Oğlum, baba İstanbul ekmek sesi orta 1, orta 2 filan gibi yazları çalışıyorum. 3-5 kuruş çalışıyorum. Abi ekmeğimdeyim. Beşiktaş'ta babam beni bir berberinin yanına verdi. Serence Bey'di hocam, ha, değil mi? Eski berberler, eski yıllar, değil mi hocam ya? Mesela çok güzel. Şey siz bilir mi? Misiniz? Kapın içinde sabun, fırçayla sabunu şey yaparsın, evet, sürersin mi? Böyle, evet, evet. O yumuşatır. Kan evet. Taşını bilir misin? Kan taşı, kanayınca böyle şey vardı. Ne yapacaksın kan taşını? Tükürükleyecek. Hayır. Suyun içine banacaksın ki ıslanacak. Burada işte kan taşı. Önce şey var mıydı, pardon. Usturayı böyle bir şeyle... Tabii bileyler. Bir alet var. Ama şimdi musun? Şey var. Meşin, eskiden, eskiden ustur gibi tabii. Bir şey vardı, onda böyle bileyler. Eskiden vardı. Usturalar tıpkı 30 sene... Ama usturayla falan girme. Şimdi şeyi değişir. Jileti değişir. Evet, jileti evet. Alır, berber kırar. Evet. Tamam mı? Evet. Bunu ucunu sokar, buradan böyle iteleyerek usturayı koyar. Aynen. Ama o zamanlar benim kalfalık yaptığım dönemlerde... O dönemler ustura yapıldıktan sonra yıkanır, steril edilir. Tamam. O sonra steril aletleri çıktı, sterilizasyon aletleri belli oranda hastalıkları ortadan kaldırmak için. O yıllar çok zor yıllardı. Berberlik bir sanattı. Çok sanat hocam. O kadar. Büyük sanattır hocam. Büyük sanat. Sen şimdi Rasim hazır mısın? Mahalle berberleri hala var bizim orada, biliyor musun? Mevlüt, Mevlüt seni asistan edecek. Bekleyecek Mevlüt. Nasıl? Mevlüt. Hazır mısın? Hazırlayacak hocaya şimdi. Mevlüt beni hazırlayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Gel Mevlüt. Hocam kesme adamın bir yerini efendim. Ya. Allah Allah. Hocam kesme adamın. Mevlüt. Allahu Ekber. Mevlüt aşk kardeşim. Aa, koskoca salon şey Mevlüt yani. Ahmet Çakar'a şey yapıyor. Evet Ahmet. Mevlüt sana güveniyorum, hocayı denetle. Ver kardeşim. Hocanın eğitiminden Mevlüt güveniyor musun? Bırak kardeşim, rahat ol, sakin. Hayda. Salon Mevlüt. Salon Ahmet. Sinan abi göstersin. Sinan. Galatasaray için ne hallere düştüğümü görüyorsunuz değil mi? Bu Galatasaray aşkı sakallarımı da canlı yayında kestirdi. İncesi bu 3 numara. 2 haftada Sinan Engin'le iddiaya girdik. 2 numara istiyorum. Pilavdan dönerin kaşığı kırılsın. Ey merak. Bize kolpacı diyenler görür. Makineyi de istiyorum. Biz sözümüzü tutarız. Söz verdik. Sözden dönemeyin. Ertem. Bu... Kurbanlık koyun gibi kaldı burada. Bu da çok yakıştı. Sünnet çocuğu gibi oldu bu ya. Al beni. Allah Allah. Sinan, önce tarıyor musun hocam? Bekliyorum. Allah. O Ahmet Hoca bu işi biliyor ha. Allah biliyor. Hocam iyi. İşi biliyorsun. Vallahi Beşiktaş berberlerinde. Hocam eline bak, hocamın eline bak. Ertem hocanın eline bak nasıl tutuyor. Saçını al. Saçını da tarıyor. Hocam saçına gireceğim mi? Sadece ucundan gireyim, merak etme. Abi ha, aman hocam dikkat. Hocam, dikkat, hocam, dikkat et hocam ya. Yavaş hocam. Hocam kökten dalsana Allah aşkına ya. Oh. Hocam kökten. Hocam, hoca biliyor. Dal hocam ya. Hacı ha. Ahmet, ne haber Ahmet? Yorum yapma, dediğimi yap. Ne yapıyorsun aman hocam? Rahat ol sen ya. Şimdi benden kötülük geldi mi sen? Aman hocam bakarsın. Merak etme. Ya, merak etme sen. Evet, beyaz TV açın. Hocam dal ya. Beyaz TV. Hocam dalsana ya. Aman hocam aman. Dal hocam, al al ya, al ya, al al.
rahat ol. Ertem. Ertem. Ertem tarak. Ahmet Hoca bayağı ciddi. Bu ne ya, ameliyat eder gibi bak, tarak diyor bir de. Neşter de bari bir de hocam. Heh hocam, güzel tarak var. Evlut. Tamam. Hocam gırtlağı alana dalsana ya. Tamam hocam. Evet. Makas. Serkan Cimi'yle girsene. Rasim kardeşim iddiayı kaybetti ve tarak. Şu an... Hocam sen yavaş yavaş asistlere bırak şu işi. Sakallar gidiyor. Rahat ol. Rahat ol. Sen de rahat ol. Mevlüt. Hocaya şu an kalfalık yapıyor. Tamam hocam. Rahat ol sen. Rahat ol ya. Kes hocam ya şimdi hacı. He eski yıllar. Çok evet. Sıcak günlerdi. Bravo. Işıklar açın arkadaşlar. Hocam elini kesme. Dikkat edin. Görmüyor. Işıklar açın. Işıklar evet. Açın Serkan'cığım. Tamam hocam. Dikkat. Rahat ol. Ah Galatasaray yüzünden ne hallere geldim. Makineye vur. Vur makineye. Makineye vur. Ya hocam seni tebrik ediyorum. 10 elinde, 10 parmağında 10 marifet. Keskinini ver evladım. Keskinini. Makineyi ver. Hocam makineye vursana ya. İnce sanat. Bravo hocam. Ben kesmem arkadaşlar. Ben sadece iddiayı kazanırım. Sesimi al. Ben iddiayı kazanırım. Ben kesmem. Tamam hocam dikkat. Rahat ol. Hoca, hocam. Hoca eskiden hocam, berberdi. Tarak. Hocam seni tebrik ediyorum ya. Ayar kaçarsa durdur ha. Kaçtı mı ayar? İyi değil mi? Aman. Çok güzel gidiyor. Sen kim merak ediyorsun ya? Sonra bırak hocam Mevlüt düzelsin. Tabii tabii. Toparlasın. Rasim herkes diyor ki jilet vurun diyor. Onlara ben bir güzel jilet vuracağım o diğerlere. Özel tim gelmiş Ümraniye'ye yani. Ertem. Florya'ya gitmiş. Evet arkadaşlar. Fırça. Ne yaptın hoca? Hocam kesmiyorsun ki ya. Dur abi. Evet. Hocam çok narin İnçer, çalışıyorsun. Neredesin Dinçer? Çok narin çalışıyorsun Dinçer, hocam. Neredesin? Kapat yayını Dinço. Fırça. Oo hoca çok kibar kesiyor ya. Aldım aldım. Hoca bu ince sanata vakıf ya. Hakikaten yapmış i̇yi, ya. İyi vallahi billahi ha. Ben vay başta vay. Korktum da hoca çok güzel. He? Berberliği biliyor. Değil mi Mevlüt? Literatüre hakim hoca. Kesinlikle. Allah helal olsun. Ama çok düzgün kesiyor ya. Hocam biraz buna sıkıntı ver ya. İddia kaybetti vay hocam bu. Tarak. 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 Mevlüt Bursa Türbün liderleri. Hocam uzun Bursa Türbün liderleri Harun'la buluşmuş bugün Ertem'cim. Tebrik ediyorum Bursalılar. Bursa taraftarlarını tebrik ediyorum. Tebrikler Bursa Spor'a. Bursa Spor taraftarlarını tebrik ediyoruz. Yakışanı yaptınız. Futbolcu dövmek ne demek? Futbolcunun arabasına saldırmak ne demektir? He? Evet Rasim, senin şarkın geliyor Rasim Ozan. Murat'ın şarkı yok mu? Şey istiyorum ustura. Şurada çok iki tane kıl var onu alacağım. He. İki üç tane kıl var. Müferit kıl. Murat'ın bebeşte yok mu? Gelmiyor mu? Mevlüt alsa daha iyi değil mi? O insan en son Mevlüt yapacak. En son toparlayacak seni merak etme. Bu ne şarkı lan? Sakın kımıldama. Evet. Zetniye yok. Göğsümüzde ateş bizim. Bakayım. Şöyle aslında hocam bir de tuz at be. Aman hocam yapma. Şu Nusret gibi de tuz at şöyle. Orası şey olmadan çıkmaz ya. Rahat ol evlat. Temizleyeceğim suratını ya. Ha. O yapar ya hocam Mevlüt toparlasın. Mevlüt kim? O ben bir de yetiştirdiğim adam mı sana yapacak? Ustası mı yapacak? Mevlüt'ü de sen mi yetiştirdin? Tabii canım. Mevlüt de onu ekolü. Ne oldu Onur? Muhammed Hoca'ya bak tebrik ediyorum vallahi. Ya orayı fazla al bak. Çıkan sakalları Dursun Özbey'e göndereceğim. Galatasaray için sakalımızı kestik.
İnşallah başka şeylere geçmeyiz. Yaren bu sakalların yarısını için topluyorsun Evlüt. Yarısını Dursun Özbey'e, yarısını Levent Nazifoğlu'na gönderiyor. Kaşları istersen kirpiklerini falan da kes Mevlüt. Yani bayağı başladı Sinan abi Mevlüt'e bak. Sinan abi Mevlüt neler yapıyor bak. Kaşlar falan bak bak Sinan abi. Oo, aferin Mevlüt'e bak. Mevlüt komple dönüş yaptı ya. Helal Mevlüt'üme. Rasim herkes kökten istiyor ya. Şimdi soruyor bak. Bak o kökten olan herkese cevabını benim söylediğim ben onların bir tarafını kökten keseceğim. Arkadaşlar. Bizdeki derbilerde görüşmek üzere. Rasim Ozan Kütahya. Bu sakalları aman atma Mevlüt. Ama hepsini Dursun Özbey'e gönderin. Sakallarımı keserim diyorum. Söz verdik. Maalesef biraz sakalları kısaltacağız. Yapacak bir şey yok. Benim sakalsız bir resmim var. Bir kere yayınlamışlardı. İsterse onu da koysunlar. Bu kadar iddialıyım. Sakalsız olursa nasıl olur hocam? Yumurta gibi. Yumurta gibi çocuk olur. Çizgisiz dosya kağıdı. Çizgisiz dosya kağıdı.